Olcay Hatun, narahat olma. Bugün Tanrı'nın izniyle Hak Divanı kurdum. Bizim hamımız Hakk'ın divanındayız. Bu bizim günahlardan temizlenmemiz içindi. Bugün duruluk günüdür. Boynumuzda yük var. Ağırlık var Olcay Hatun. Bu ağırlık da dirilerin suallarındandır. Bu yükten kurtulmalıyız. Sınık kol boynun yüküdür. Gerek cevap vereyi Hak karşısında. Siz Hakk'ın divanında da olsa Teymur'la karşı karşıya değil, çiğin çiğine dayanmalıydınız. Mühakime edilen yok, mühakime eden olmalıydı o Ulu Hakan. Bunu divan ayırt edecek ki Teymur bizimle karşı karşıyadır, yoksa çiğin çiğine. Sizi de buna göre çağırmışık. Bize yardımcı olmak isterdiniz mi? Bizim verilmeyecek bir hesabımız mı var? Kardeşiniz hakkında soruşacak. Bugün ya kardeşten geçmelisiniz ya erden. İkisinden birini mi seçmeliyim? Yok Olcay Hatun, sadece doğru danışmalısınız. Yalan diriler dedi. Doğru olmağıma inanabilirsiniz Oğuz Han. Teymur inandırmaya çalışır ki müharibəni sizin kardeşiniz Əmir Sim başladı. Doğrudur mu? Bu müharibə kaçılmaz idi. Müharibəni kim başladı? Əriniz mi, kardeşiniz mi? Müharibəni ərim başladı. Amma... Amma... Ama Teymur müharibəni başlamağa məcbur idi. Müharibəyə başlamasaydı, Şərqi Türkistan başdan başa Monqolların əlinə keçəcəkdi. Monqollar Türkistana hücum etmişdilər. Monqollar artıq Türkistanın şərqini ələ keçirmişdilər. Qardaşım da onların qarşısına çıxmaq gücündə deyil. Birleşmek, birleşmek olmaz mı? Mümkün değildi. Çünkü kardeşim Türkistan'daki beylikler üzerinde üstünlük kazanmak için Mongollarla danışıq aparırdı. Eriniz... Əriniz dövlət işlərində sizinlə məsləhətləşirdim? Məsləhətləşirdi. Mən daha çox xarici işlərlə məşğul olurdum. Elçiləri qəbul edirdim. Krallara, imperatorluqlara buyruq məktubları göndərirdim. Siz krallara,
imperatorluklara buyruq məktublarımı göndərirdiniz? Bəli. O vaxt dünyanın bütün hökümdarları bizim məmurlarımız idi. İddiamçının sualı yoxsa... Sualım yoxdur, Oğuzhan. Olcay Türkan Hatun gedə bilər. Tanrı qədər inandığım ömrüm günüm deyim. Tanrı yardımcın olsun. Əbədi dinçlikdə ruhunuz şad olsun, Olcay Xatun. Biri divana gəlmək istəyir, xan. Kimdir o? Tanıya bilmədim. Sərgərdən bir ruhdur. Bəlkə bir sözü var. Gelsin. Menden Mustafa'ya getirin salam. Ona hürmet edin. Deyin ki Hayyam soruşur nedendir şeriyetinde tuş ayran halaldır, al şarap haram. Menden Xeyyama da getirin salam. Ona söyleyin ki sen hamsan Xeyyam. Ne zaman söyledim şarap içmesin ari? Men neyi hamlara etmişem haram. Hayır, vaxtı gelebilmezdim mi? Yok, gözleyebilmezdim Cenab-ı Sedir. Bu anı yüz illiklerle gözlemişim. Bir vakit bu dünyadan sonra da ahirette gözlemeyi de çeşitlendim. Bu halde mahkemeye gelmiyorlar mı? İyi verirsin baştan yaka. Bu mühem aradan gelme iyiyim ben Sedir Bey. Evime olmasın, ben özümü tanıyanla etif yerine hemşe ele açtırmışım. Bu ne arızadır? Bu arızanı vermek için yüz yıldır meram tapabilmirdim. Ver görüm ne de o. Bu adamı tanıyırsınız mı? Tanımıram. Tanımadınız. Ben yerli yurdu meyhanesi olan bir adama... Bu adamın sizden şikayeti var. Neymiş şikayeti? Yurt yuvasını dağıtmışsınız. Yurdu har demiş. Ne işle meşgul olurmuş? Ben harda mı dedim? Haralısan? Bağdat'tanım da. Orada benim mekanım vardı. Güzel meyhanem vardı ağam. Güzel. Temur. Meyhaneni mi davetti seni? Teşe meyhane bir dağıtsa da vardı ki. Hiç şahidi gelmezdim. Şehirdeki bütün meyhaneleri dağıttıyor. Ne kadar güzel çakıllarımız vardı, hamısını dağıttık Erat'a. Ben ondan şikayet cemağım. Yardımınıza düştü mü?
Düştü. Arap düz deyir. Ben bütün Bağdat'ı dağıttım Oğuz Han. Bağdat'ı dağıttımsa Arap'ın meyhanesi sağ mı kalmalıydı? Meyhane deyende benim balaca gözlad idi. Bağdat'ta benim meyhanamdan böyle meyhan yok idi. Bilmem yolunuz düştü mü hiç? Sen söz. Bağdat'la ne düşmənçiliğiniz vardı? Bağdat'a ikinci defa girende şehrin bütün kişilerini meyhanelerde gördüm. Pakıllık, kıskançlık yakşı şey değil ağam. Deseydiniz evvelceden çürücüde sizin için bir kişikimiz koyardık. Üstüne bir bardak şerah, bir de ki rekkansı. Söz dedim sana. Lütfen. Devam edin. Cavanlar meyhanelerde hamısı serhoş, rakkaselerin göbeğinde şarap içirdiler. Ay Allah! O ne göbeğiydi, ay Allah! İlahi! O ne göbeğiydi, ilahi! Ben ona ne kadar gazeller yazmıştım. Bana deyirsiniz sus, ama ben bu saat Raziye'nin göbeğinden danışsam, siz özünü susacaksınız sana. Ben sustum, ben. Devam edin. Onların arasında ordu serkerdeleri, zabitler vardı. Kimi kumar oynuyor, kimi de şarap içip şehirlere kulak asırdı. Kadın, şarap, kumar olan yerde ordu çökür, mahvolur Oğuz Han. Ben Bağdatlıların Bağdat'a hıyanet ettiğini gördüm. Ona göre de bütün Bağdat'ı dağıttım. Yalnız mescitlerden başka. Halkı ise o cür yurda, o cür torpağa lağıydı halk. Yalnız cezaya layıktı. Ben de ceza verdim. Sulmuşlar abi sadi. Çünkü Tanrı beni yeryüzüne düzen Zeyde kanun yaratmaya gönderin. Görürsünüz mü? Bu adam hele de meyhane davası ediyor. Ağrı da, gözleri de esirlerdi ki Raziye attı bir rekkasenin göbeğinde kalıp. Böyle bir halk neye layıktı ki? O divane desinler. Teklif edeyim. Şikayetçinin şikayeti kabul olunup özü divanından çıkarılsın. Teklif kabul olunur. Meyhaneye giren de ben alkışlanmam yer ve yerden. Ayrılar için ben sersemem, serhoşlar için peygamberim. Öyle sermezdim ki idrak etmezem dünya nedir. Ben kimem, sadi olan kimdir, meyir sehpa nedir? Şam'ı neye göre dağıttınız?
Yaşama bir günlük yol kalmıştı. Kefen giymiş alimler, biliciler destesi karşıma çıktı. Şam'ın açarlarını getirmiştiler. Bu teslim olmak demeydi. Açarları almadım. Neden? Çünkü onların arasında İbn Haldun gibi dünyaca şöhretli alimler, biliciler vardı. Kefen giyip Şam'ın altın açarlarını getirmiştiler. Onları görende beni ter bastı. Ben o alimleri yakşı tanıyordum. Eserlerini okumuştum. Okuyup yazabilmediğiniz barede eyhamlar var. Eğer böyleyse nece okumuşsunuz? Tarih bana öz kıymetimi vermek ahlakımda değil. Bizim hiçbirimizi kıymetlendirmeyip tarih. Bilmemiş değilsiniz. Sizin kıymetiniz ne olmalıydı ki? Uğur var. Sizin kıymetiniz sizden sonra kalan halktı, milletti. Eğer o halkın, milletin hürmeti, kıymeti varsa sizin de var. Siz öyle düşündünüz ki bütün galibeler, galibiyetler ebedi de kalandı. İndi bakın, yaxşı bakın, Emir Teymur. Biz yine de sizin dağıttığınız 27 Türkmen tayfası gibi birbirimizi didmekteyik. Esas ittiham ile budu Han. Bütün suallar buna göredir. Ve bugün burada cevap verilmeli. Bayağı siz Şamlı İbn Haldun'un adını çektiniz. İbn Haldun'u çağırabilirik mi? Buyruk sizindir Han. İbn Haldun ahirette de elmi ibadetle meşguldü. İbn Haldun, Hakk'ın divanına gel. İbn Haldun geldi Han. Gözletmeyin, çağırın gelsin. Görkemli Arap alimi İbn Haldun sizsiz mi? Benim. Adamı tanıyırsınız mı? Diyersen tanıyırım. Ancak papağını çıkarsalar emin olardım. Ne için? Benim tanıdığım adamdısa beni görende hemşe papağını çıkarardı. Niye? Diyebilirsin mi? O zamanlar bu bir saygı alametiydi efendim. Kime benzettiniz müttehimi? Emir Teymur'a benzettim efendim. Fakat papağını çıkarabilirse... ihtiyacı yoktu. Düz tatmasız. Teymur'du.
Nereden tanıyırsınız Teymur'u? Şam şehrinin açarlarını teslim edenlerin arasında ben de vardım. Danışır'a gitmiştik, orada görüştük. Danışır neydi? Ne barede danışmalıydınız ki? Emir Teymur. Size söz verilmeyip. Şam'ın kızıl açarlarına varmıştır efendim. Aldı mı? Almadı. Şartları vardı. Her ev bir kızıl vermelidir dedi. Kahire'deki Memlük Sultanına verilen haracı da istedi. İstemedim. Emrettim. Bu böyle olmalıydı. Öyle de oldu. Öyledi. Emretti. Ve biz de bütün şartları kabul eledik. Ne için böyle asanlıkla? Şehrin dağılmasını istemirdik efendim. Ancak yine de darmadağın eledi Şam'ı. Yerinde tekçe kül kalmıştı. Düz deyir. Düz deyir. Aslında alimler ayrı oturar düz diyorlar. Yani düz işlerden danışıp ayrı işler görürler. Hele ki alimler muhakeme edilir. Aslında onları muhakeme etmeye lazımdı. Çünkü Şam'ın dağılmasına bahis onlar oldu. Günahı indi de alimlerin üzerine atırsınız. Olur mu? Şam şehrinin yakınlığından haber geldi ki Arap alimleri benimle görüşmek istiyor. Bunu işitenden ne edeceğini bilmedim. Onların her birine büyük hürmetim, saygılarım vardı. Sibirya'dan Arabistan'a kimi şehirler, kalalar, torpaklar almış bir ordu serkerdesi kimi onları nece karşılayacaktım? Bu barede düşündüm, kararlar verdim, hizmetçiler aynı. Bunun meseleye hiçbir dâhli yok. Emir Teymur yine divana tesir göstermek istiyor. Devam edin lütfen. Ve onları kabul edeyim de İbn Haldun'un dediği kimi kapağımı çıkartmıştım ve ayağa kalkmıştım. Doğrudur mu? Doğrudur. Fakat bunlar İçeri girer girmez diz çöküp ayaklarımı öpmeye başladılar. Özümden yüksek hesap ettiğim adamlar dik durabilmirdiler. Boş çuval kimiydiler. Bense alimlerin eğilmez olduğunu bilirdim. Ona göre özümü yitirdim. Neye inanırdımsa kiçildi. Yok oldu gözümde. Sonra Şam'ın altın açarlarını teklif ettiler. Dediler ne isteseniz derhal yerine getirilecek. Tarihin ve dirilerin dediğine göre onlardan kadın isteyeyim siz. Doğrudur. Ancak ben bunu bilerekten ettim ki
Görün insan ne derecede alçalabilir. Onlardan bir şerefsizi bütün Şam kadınları cariyenizdir, dedi. Doğrudur mu? Hele geldi ki bunlar alimler, biliciler değil. Özür dilerim. Kadın dellallardı. Elin milleti ucalara kaldırmalıdır. Bunlarsa ışık tutan kör kimiydiler. Hansını da orada öldürmeyi istedim. Öldürdünüz mü? Hayır. İbn Haldun'a bağışladım onları. Demeli Şam şehrini buna göre darmadağın ettin. Aslında Şam şehri ile benim olmalıydı. Bu siyasi zaruretten doğurdu. Bırakın bu siyasi zaruretleri. Suala cevap verin. Şam'ın büyük adamlarını ki bu cür tanıdım, kararı aldım bu şehir yok olmalıydı. Yerli dibli. Sonra şehre keşfiyata gönderdiğim adamlar geldiler. Çok şeyler dediler. Her yerde haksızlık, devletsizlik, yesizlik, zayıflar güçlülerin elinde esir. Şikayet eşiden yok. Hara geçsen rüşvet, kanunsuzluk. Yaxşı. Bəs xalqın günahı nə idi ki bu qədər cəza verdiniz? O müti olduqları üçün kimsə bu xalqı cəzalandırmalı idi ki ayılsın. O da mənim qismətimə düşdü. Çünki Allah məni yeryüzünə nizam vermək üçün göndərmişdi. Dünyaya nizam gətirmək iddiasında olan bir adam özü gərək haqsızlıq bəlməkdən çəkinsin. Kellesinden gülleler yaptırdı. Siz düşünürsünüz ki dünyaya nizam getirmek, düzen kurmak asan iş. Bugün eğer düşmanın başı hazır mıydıysa demek ömürlü olmayayım. Ben indi de böyle düşünürüm. Eğer düşmanımın başını ezmeseydim, fırsat düşen kimi o benim başımı ezecekti. Ancak siz ezmek, yok etmek için sebepler arıyordunuz. Hafiz Şirazi'nin başına neler getirdiniz? Yadınıza değil mi? Siz buraya ittihamcı mı çağırdınız? Siz korkak, yaltak olduğu için Şam halkını cezalandırdığınızı söylediniz. Tabii bu da düzgün karar değil. Ama değilen ittihamnamelere göre Türkistan'da, öyle paytaktımız Semerkat'ta da haksızlık başlanıp gitmişti. Halk azlıktan, sefaletten kırılırdı. Yalan! Bu zat-ı kırık Sallameçi İbn Arab Şah'ın uydurmasıdır. Benim ülkemde acılık sefalet olmayıp. Sizin Orhan yazılarında değildiği gibi ben acıları doyurttum,
çılpakları dolattın. Benim ülkemde haksızlık eden yok idi. Ama bu ittihamlarda sübutlar, deliller var ki siz öz halkınıza da zulümler edensiz. Ne sübut? Ne delil? Ben ne diyorumsa doğru olamadı. Bütün sübutlar, deliller benim dediğime karşıtsa yalandı. Uyruklar bilmeydi bunu. Bir nefere olmazın işkenceler vermesiz. İttihamnamede şikayeti var. Dilini kesmişsiz. Kim bu adam? Semerkant'tan Kutlu Demirtaş. Kutlu Demirtaş da çağıracağız. Siz bayağı Hafiz'in adını çektiniz. Ne demek istiyordunuz? Efendim, Hafiz şiirlerinin birinde İsfahan'ı tarif etmişti. Yazmıştı ki İsfahan dünyanın en güzel şehriydi. Buna göre Tümur İsfahan'ı da Şiraz'ı da yerle yeksan eledi. Bir şiirden ötürü. Eladı Han bir şiirden öteri. Şehri harabeye çevirdi. Sonra bir harabalıkları Hafiz'e gösterip dedi. Ha, indi söyle şair. İsfahan mı güzeldi, Semerkant mı? İsfahan'ı da dağıttım. İsfahan'ı da dağıttım, Şiraz'ı da. Temel ediren Hafiz Şiraz'ı divana çağırsın. Kabul olunur. Hafiz'i divana çağırdım. Şair Hafiz Şiraz'ı. Şair Hafiz, seni hoş gördük. Hoş gördük şunu. Bugün bütün şairi birleştirmeli için ruhlar saldı. Neden böyle oldu acaba? Şarkının koca Hafiz'i. Sen şarkı pütöv görmüşsün hemşire. Müslüman alemini pütöv görüp, pütöv duyup, tamam verdim. Senin divanınız özünü düşünenlerin elindedir. Sen şehirlerinde de yalnız bir mekanın yok. Bütün şarkın, sonra bütün dünyanın şairisin. Yazdıkların da dinimizden, imanımızdan geçip gitmededir. Hürmetli şair Hafiz, sen Hakk'ın divanını şahit kimi çağırmışsın. Hoş gelmişsin ulu şair. Yaxşı yaxşı bak. Gör bunlardan kimi tanıyırsın. Ha ha ha.
sen.